Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu arada nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah sağlığınız, sıhhatiniz, her şeyiniz yerindedir. Bizleri sorarsanız Allah'a çok şükürler olsun ki biz iyiyiz. Bugün sizlerle ne yapacağız? Bilin bakalım. Şu an merak ediyorsunuz. Arkamda görmüş olduğunuz kapılarımı sileceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz, birçoğunuz biliyor, birçoğunuz bilmiyor. Kapılarım Amerikan kapı. İster istemez evde 3 tane küçük çocuğum olduğu için diğerleri boyamıyor. Arada sadece toprak boyuyor. Kaan'la bir yaramazlık yapıyorlar. Bir de ben arkadaşlar böyle çoğunlukla çocuklarımızın bu yaşları bir daha gelmeyeceği için önceden eskiden kızıyordum. Niye boyuyorsun, niye yapıyorsun? Şimdi eskisi kadar kızmıyorum. Bir daha o çocuklukları geri gelmeyecek arkadaşlar. Kaan da can kulağıyla beni dinliyor şu an. Arada böyle eğlence yapıyoruz. Duvarı falan boyuyoruz. Geri siliyoruz. Belki çoğunuz biliyor, birçoğunuz bilmiyor. Toprakta boyamayı falan sevdiği için arada böyle çiziveriyor Kaan'ın ikisi. Bazıları diğer kanalımda mesela demiş Özlem. Çok şey yapıyorsun, çocuklarını bir otorite bir şey koy hani bilsinler. Yeri geliyor biliyorlar arkadaşlar. Yeri geliyor yanımda yapıyorlar. Sonra siliyorum, bir şey olmuyor açıkçası. Hani evim öyle çok gelip giden bir misafirim de yok. Gelmiş olsa da yani evimde bir açık bir kusur aramaması gerekir. Çocukla evde malum. Allah'a çok şükür yapıyorum temizliğimi. Her şeyim iyi. Bazen de ister istemez dağılıyor. Anne bir lazım. Birisi mi arıyor? Bakayım. Teyze. Efendim ablacığım. Vallahi ne yapayım, video çekiyordum. Ne? Dedin öldüğü zaman ben telefonun sesini öldüm. Hastanedeydin. Görmedim. Bebek için mi, kendin için mi? Hı-hı. Bebek için. Evet. Kendin nasıl oldun Nina'yla? Ben toparladım çok şükür. Ha, iyi çok şükür ya, aklım valla sendeydi. Arayım arayım hep kalıyordu. İki gündür iyiyim çok şükür. Evet arkadaşlar, bu arada biliyorsunuz ben İstanbul'dayım. Kız kardeşim Ankara'da Zilay. Biliyorsunuz onda bir kanalı var. Mirs Mirs Kiz diye. Kendisi hamile, bir ara eşi hastalandı, hasta oldu. Grip. Lina ile Gülay'ı da geçirdiği için Gülay 3-4 haftadır bayağı ağır atlattı. Daha yeni yeni atlatıyormuş. Bugün de kontrolü falan varmış bebek için. Şu an her şey iyiymiş Allah çocuk. O da yakında video atar, etkilenecekmiş. Buradan söyleyeyim belki bilmeyenler için. Şimdi kapımı nasıl sileceğiz? Hemen kısaca ona geçelim. Hadi. Aa, benimkiler getirmiş buraya kovayı. Şurada kovam var arkadaşlar. Şuradan şöyle mikrofiber bezim. Farmasinin genel temizliğiyle silecektim ama ben bulamadım. Bu arada başörtümle kıyafetimin uyumuna bakmayın arkadaşlar. Bunu hemen taktım. Öyle pek şalımlı, başörtümlü kıyafetim yok açıkçası. Kapandım ama hani kapalı arkadaşlar, normalde evde açım. Şunu bile yaptım, beni tiroid ya da şeyden dolayı boğuyor, nefes sıkalıyorum açıkçası. Bu bile konuşurken beni çok sıkıyor. Bir de başörtü başım hiç durmuyor. Şimdi şu arkadaşlar, yine diyeceksiniz bana linç edeceksiniz ne çok arkadaşlar demişsin diye. Şöyle jelzemin uzmanı beyaz sabun ferahlığı. Bununla kapılarımı sileceğim. Gerçekten bu da çok güzel. Beyaz sabun kokusunu ben seviyorum arkadaşlar. Belki aranızda sevmeyen olabilir. Benim çok hoşuma gidiyor. Böyle eskilere götürüyor beni. Yani çocukluğumu açıkçası. Şimdi şuradaki kovama hemen arkadaşlar şöyle suyumu dök. Suyumu boşaltacağım. Biraz şöyle tırpatımı indireyim. Evet, şöyle sıktım arkadaşlar. Şimdi silme işlemine başlayacağız. Durulama işlemini de yapacağım. Nasıl ayarlasam diye bakıyorum kamerayı. Şöyle uzak ayarlarsam hem açıdan da çekmiş olur. Haydi başla. Anneciğim, telefonu düşürürsün, gel. Şimdi arkadaşlar fazla bir vaktim yok. Yanında bir tane
su yapacağım tekrar. Kurulayacağım arkadaşlar duru suyla. Sonra orada şu atlet var. Bunu da ıslaklığını alacağım. Şimdi hemen ben bir şey daha getireyim. Şimdi tek tek uğraşmayın. Evet arkadaşlar, şuna da durulama suyu yapacağım. Şimdi şunu şöyle alacağım. Hemen silmeye koyulalım. Bu arada arkadaşlar, boyalı bölümleri belki ciltle silebilirim, bunun çıkartmadığı yerleri bazen çıkmayabiliyor ne yazık ki. Dedim bugün bu kapılar aradan çıksın. Daha saatim var. Yarın Kaan'ın okulu yok. Öğretmenlerin toplantıları varmış. Yarın Kaan gitmeyecek. Ali'yi bilmiyorum, gider mi gitmez mi? Belli değil. Onu ne yapıyorsun? Çekiyormuş arkadaşlar. Ben çekmiyor diye şey yapmıştım ama çekiyor. Önce şöyle bir sileceğim hemen. Arkasından da bunu şey yapacağım. Bu arada diğer kanalıma da Nevresim çarşaf değiştirme videosu çektim. Benim diğer kanalım çocuk kanalıydı arkadaşlar. Diğer kanalımdan gelenler biliyor. Kanalı kapanma şeyi var. Her ihtimale karşı bu kanalı yedek açtım. Dursun diye. Bu arada bu jelde çok güzel temizliyor arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla temizleyebilirsiniz. Evet, şimdi kalem lekeler için hemen çift alıp geliyorum. Yok, çiftsiz hayatta çıkmıyor arkadaşlar. Çift çamaşır suyu benim sürekli kullandığım ürünlerden arkadaşlar. Bu arada şu Cif'in beyaz sabunlusunu şiddetle tavsiye ederim, çok güzel kokuyor. Arkadaşlar bu bölümleri hızlı hızlı izleyin. Şimdi bu kapı var. 2, 3, 4, 5 tane, 6 tane kapım var. 6 tane kapı sileceğim. Şimdi buraları hızlandırmış izleyin. Sonra kapılar bittikten sonra sohbet eşliğinde kahve yapar. Videomuzu sonlandırmasını yapalım. Hadi hızlı silelim. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle yeniden temiz su yapıyorum. Oho, kapılar çıktı. Götür onu anne. Şimdi tekrar şu kapı. Yani 4 kapı kaldı arkadaşlar. Buraları da hemen sileceğim. Şöyle size göstereyim boyasını şeyini. Daha sonra en son aşamasını göstereyim. Burası tertemiz parladı arkadaşlar. Hem siliyorum hem duruluyorum. Duru suyla hem de kuruluyorum. Şimdi şöyle boya lekelerini falan göstereceğim. Bittikten sonra çarptım. Evet arkadaşlar, bu kapıyı sileceğim. Şimdi şuralar falan hep boya. Sonra banyoyu. Buralar falan hep kirlendi. Şuralar falan şey. Daha sonra şuralar boya lekesi arkadaşlar. Burayı sileceğiz. Bitiyor.
Camlarım, kapılarım bitti. Bir şu dış kapı kaldı. Burayı da yarın silerim. Peteklerle beraber. Şöyle göstereceğim yakından. Tertemiz oldu kapılarım. Şurası arkadaşlar siyahlık değil. Şuraya çarptığı için. Burası da böyle. Tertemiz. Bakın. Hafif şuralarda boya vardı arkadaşlar. Biraz morluk. Onları çıkartamadım. Şunlar yani. Bunlar bayağı bir değişik boya. Böyle tertemiz oldu buralar. Banyonun şeyleri falan hep sildim arkadaşlar. Tuvalette. Bu kapının buralarında boyalar vardı. Bu da tertemiz oldu. Ellerime sağlık. Bir Nescafe'yi hak ettim. Bak benimkiler halıyı ne yapmış. Şöyle sütlü köpüklü bir arada Nescafe yapıp içeceğim ve videomu sonlandıracağım. Gerçekten yoruldum. Diğer kanalıma da video çektiğim için bir ona çekiyorum. Bayağı yorucu. Birazdan da yemeğimi yapıp Ali'yi almaya gideceğim. Canlarım Nescafe'mi yaptım. Birazdan sıcak sıcak yudumlayacağım. Çamaşırlarımı toplamıştım. Çamaşırlarımı katlayacağım. Bugünlük kapı videosu çekmek istedim sizlerle. Nasıl sildim, nasıl yaptığımı. Bazen değişiyor. Beyaz kalıp sabunla da silebiliyorum. Çamaşır suyuna da silebiliyorum. Sürekli farklı yani. Kirine, lekesine göre. İnşallah umarım keyif alarak izlediğiniz bir vlog olmuştur. Daha çok hangi videoların gelmesini istiyorsanız çoğunlukla buraya temizlik arkadaşlar. Pratik bilgi atacağım. Arada sadece bilmiyorum yemek atar mıyım atmaz mıyım artık sizlerle paylaşırım. Tarifler. Ne isterseniz yazın. Ona göre ben de paylaşayım. Evet şimdi bana afiyet olsun. Bugünlük benden bu kadardı. Videolarımı izleyip beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı ve sosyal medya hesabınızda paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın. Annem.